Türkiye'de tıbbi cihaz sektöründe daha çok orta ölçekli şirketler faaliyet gösteriyor. Bu firmalar, teknolojiye dayalı iyi üretim standartlarını yakalamak yanında yakın zamanda teknoloji geliştirmeye de başladılar. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin geliştirdiği ileri teknoloji ürünlere dikkat çekiyor ve bunun devamının geleceğini vurguluyor. Burası iceberg'in suyun dışında kalan kısmı. Ülkemizde çok güzel şeyler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu cihaz. Türk robotu diye bütün dünyadaki bu alandaki uzmanları kullandığı. Yani vücuda bir şeyle giriyorsunuz, sondayla giriyorsunuz. İçeride istediğiniz gibi dolaşıp böbreğin içerisindeki en uç noktaya kadar ulaşıp oradaki taşı lazerle parçalayıp insanlara kan akıtmadan ameliyat ediyorsunuz. Dünyada en çok medikal ürün ihtiyacı olan, satın alan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bakanlığımız bize senden bunu alacağım, bana bu ürünü geliştir desin. Burada gördüğümüz gibi en komplike aletleri geliştiririz ve bütün dünyaya da satarız. Ama kendi ülkemizde satamadığımız bir ürünü başka bir ülkeye de satmayı da bizden kimse beklemesin. Burada en büyük görev Sağlık Bakanlığı'nın. Sağlık Bakanlığı'nın gelişmiş bütün ülkelerde bu yöntemin adı Ar-Ge'ye dayalı tedarik sistemi. Bu sistemi kullanmamız lazım. İhtiyaçları tespit edip ona göre şartnamelerini çıkartıp firmaları yarıştırıp başarılı olanları da destekleyip satın almayla desteklemek. Biz ya bize para versinler değil, malımızı alsınlar yeter, biz ona da razıyız. Bu cihaz teknolojinin bugün el uç noktasında zirvesinde bir alet. Bu aleti yapan başka şeyleri de çok rahat yapar. Yeter ki biz bunu satabilelim. Şimdi bu aletle geliştirilen cerrahi yöntemi biz başkalarına yalnız aleti satmıyoruz. Bununla iş yapmayı da öğretiyoruz, değil mi? Evet.